Efendim gün boyu nasıl olsa, e, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına dair bütün gelişmeler anı anı haber bültenlerinde ve özel yayınlarla TV yüz ekranlarında olacak. E, biraz önce konuşuyorduk sevgili Fatih'le. E, Fatih modern bir seyahat. Fatih koparan diye yazın. internet sitesine girin. Müthiş hikayeler var ama biz yayını korumak adına hemen Gökçen'le devam edelim. E, Gökçe Kırgız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya yani Bir şey söyleyeceğim yani. Kalbi, sizin adınızı duyunca ben kalbime gömerim o zaman deyip çat diye kalıyorum. Mesela çok çok özlediğiniz <laughs> Herkes bu şekilde kalıyor. Evet çok bayağı fazlasıyla. Ya peki aslında siz Türkiye'nin ilk biraz Aleyna Tilki vakası gibi değil mi? Yani 17 yaşındaydınız ve e, 16 16 yaşındaydınız evet. ve hani o dönem siz sahneye çıkamazdınız, konser evet. Vermezdiniz falan. Evet. Şimdi şey diyor musunuz? Ya yani keşke hani birazcık daha geç olsaydı diyor musunuz bazen? Yani şöyle bir şey söylüyorum. Hani keşke eee o zaman 15-16 yani ona tam 16 da değildim çünkü bayağı bir küçüktüm. Ee, tabii şu o anki aklımla e, belki de olmamam en doğrusuydu. O yüzden şu an daha mutluyum. Ya peki bir şey söyleyeceğim. bu kalbim ben göberim... Kaç tane şarkı böyle klonlanmış gibi değil mi? Ya bayağı bir versiyonları. Çok çok Ya ben duydum her zaman ya bu kalma gömerim o zaman. Aa bu o değil mi falan dedi. kalıyor bende. Siz de ol, siz de olduğu zaman nasıl hissediyorsunuz? <laughs> yani e, bir ton e, versiyonu çıktı dediğiniz gibi bir sürü remix versiyonları çıktı. Evet. Ben karışmıyorum artık. Herkes şarkıyı e, sevdiği için isteyen istediği şekilde okuyabiliyor. Problem yok o yüzden. Peki e, şimdi mesela bir renginiz var, bir ses renginiz var, bir <laughs> müzik renginiz var. Ama sizi biz durmadan bir şeye benzetmek gibi de bir hastalığımız var. Evet. Ya sıkılıyor musunuz benzetilmekten? <laughs> ee, bazen. Değil mi? Yani bazen mesela hani hayır bak bu benim sesim dememe rağmen ee hep böyle birkaç kişi yani beş kişiden üçü mutlaka birine benzetiyor. Ama yani şu çok komik oluyor mesela sizin şarkınızı ezbere biliyorlar. Aa Gökçe Hanım mıymış bunu söyleyen evet. oluyor mesela. Biz onu başka biri zannediyorduk e, değil diyenler değil, de oluyor bu. benzetmekten ötürü. Ama ona da alıştım ama tabii ki de hani günün sonunda ben buradayım diyorum. Peki bir şey söyleyeyim şimdi şöyle bir kariyer. Üniversite okuyorsunuz sonra gidiyorsunuz. Müzikte yüksek lisans yapıyorsunuz Yok mi? hayır. O yanlış bilgi. O yanlış bilgi mi? Tamam. Ben e, okul öncesi öğretmenliği okudum. Okul öncesi Hiç bankacılık yaptınız mı? Hayır. Sizle ilgili ne kadar çok şehir efsanesi var peki? Yani Niye? aslında benimle alakalı birçok yanlış bilgi var. Mesela evli olduğumu söyleyenler var. Hayır ben evli değilim diye Hı -hı. hep böyle altını çiziyorum. E, ona bakarsanız ben e, anaokul öğretmenliği okudum. Hı -hı. E, efendim söyleyeyim. 29 yaşındayım, 36 yaşında değilim. Ya, bu, bu, bir şey <laughs> e, bu tarz e, kirli bilgiler var. Ya bu hakikaten insanı yoran bir şey değil mi? Beni Aslında. çok Durmadan, yoruyor. E, peki mesela şimdi dijital gerçeğe gelelim. Evet. Mesela şimdi dijitalde inanılmaz rakamlarınız var. Evet. E, fakat öbür taraftan dijital bir taraftan da sizin düşmanınız. Hem çok evet. seveceğiniz hem çok düşman olacağınız Aynen öyle gerçekten. Çünkü e, dijital aynı zamanda... E, Yanıltabiliyor. Aynen öyle. Evet çok dinleniyorum ama benimle alakalı yani bir değişik bir örnek veriyorum şu an ama çok dinleniyor bir şarkıcıyım aslında bakarsanız ama sokakta geçen beş kişiden üçüne sorsak o muydu diyorlar hani bir Allah Allah moduna giriyorlar ya da e, biz onu şöyle biliyorduk sessiz dadi dediğiniz gibi evet. bankacı mısınız dediniz. Evet çünkü internette ee, silahırken evet. 15 ayrı yerde. Ben aynı bankada çalıştım, müthiş kızdır falan filan diye bir de böyle... O derece. Ya o kadar yazmışlar, <laughs> o kadar yazmışlar. Aa çok iyi. Yo ya... bankacı değildim. <laughs> ya anaokul öğretmenliği aslında evet. en keyifli işlerden bir tanesi. Peki şimdi e... müzikte artık biz dijitale bakarak gidiyoruz Evet. her şeyde. Fakat şöyle bir şey var, dijitalde aslında e... para harcarsanız acayip yerlere gelebileceğiniz Kesinlikle öyle. bir iş destekli. Yani destekli işler. Siz bunu zaman zaman itiraz ediyorsunuz. Böyle bir şeyiniz var değil mi? <laughs> ya hissettim de ben çakarım deyip diye bir gidiyorlar. Ben yani. hep itiraz ediyorum bu olaya. Hı -hı. Ee, şu an mesela şöyle düşünün. Geçmişten hani günümüze bakarsak önce albümler Kaldırıldı hani e, kartonetler kaldırıldı. Doğru. Önceden maxi single yapardık böyle ince bir kartonetler Aynen vardı öyle. onlar kaldırıldı. E, Dijital'e geçtik. Şimdi sonra bu sefer bak dijitalin de artık bir önemi kalmıyor yavaş yavaş YouTube'a yöneliyor evet. şarkıcılar Doğru. gibi artık hani e, büyük bir düşüş ama daha farklı işte bu 2020'nin dünyası da bunu gerektiriyor gibi tübüler yani işte var. bizim gazeteciye başladığımızda ya ben ilk başladığımda faksı gördüğümüzde a bu mucizevi evet, bir şey evet, zannediyorduk evet. daktilo vardı. Evet. Şimdi bambaşka yere geldi. Peki e, bir şey söyleyeyim. şimdi mesela koronavirüsü e, konuşurken hiç e, sizin camianız üzerinden yeterince aslında konuşmadık. Çünkü evet. e, bütün her şey bir alt üst etti değil mi koronavirüs. Evet. Yani hasta olmasanız bile aslında herkes çok fena salladı. Aynen öyle. Yani e, koronavirüs bizim hani müzik dünyasında en çok biz etkilendik bu süreçten evet. zaten. Yani, ben ve benim gibi şarkıcı arkadaşlarım etkilendi. Nasıl bir yazınız olacaktı? Şimdi nasıl bir yaz mevsimi yaşıyorsunuz? Düşün, mesela. üç hafta önce yeni şarkım çıktı. Ben onun <laughs> mutluluğunu yaşayamadım. Evde oturuyoruz. Evet. Ya şeyi soracağım. Neden pişmanlar ülkesi? <laughs> çok güzel bir soru. Neden pişmanlar ülkesi? E, çünkü pandemi sürecinde... Ee, ülkeler kapılarını kapattı. Kimse bir yere gidemedi. O sırada biz bir ülke yaratmak istedik. Sevgili Murat Güneşle ile birlikte. Ee, ve Murat'a dedim ki hani, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini dönüyorum. Hemen bir toplantı yaptık FaceTime üzerinden. Tabii. <laughs> ee, ve ben kendime bir ülke yarattım. Pembe pasaportlu. Hı hı, çok güzel. Ee, klipte de o detaylar var. Ee, pişmanlar ülkesini... E, yolladım. Pişman olan herkese o ülkeye davet ettim. E vallahi bir şey söyleyeyim. Aslında e, bir sürü pişmanlığın izini çok fazla görebildiğimiz için evet. isimin böyle bir sarıcı var. özellikle istedim. Var. E, çünkü dikkat e, çekiyor. Koronavirüs döneminde biraz da hepimiz hayatımızla yüzleştiğimiz için bir sürü pişmanlıkla da Aynen karşı öyle. karşıya çünkü, kaldık dediğiniz gibi. Çünkü kendimize baş başa kaldığımız bir süreçti bu. Aynen öyle. Pişman olacağımız her şeyde kendimiz gözümüzün önünden geçtiği için böyle bir proje yapma kararı aldım. Peki bir şey soracağım moda işçi çok mu seviyorsunuz? Niye evet. diyeceksiniz ben şimdi mesela <laughs> e, işte Gökçe Kırgız koleksiyonu diye görüyorum zaman zaman moda dünyasında evet. seviyorsunuz değil mi? Seviyorum modayı? takip etmeye çalışıyorum diyelim. Hı -hı. Yok ama yani e, bir de şöyle bir şey hissettim mesela e, ...biraz müzik gibi değil mi? Ee, i̇nsanlarda kalacak bir şey... ...akılda, bırak, çok bir, akılda kalma meselesi yani, var Yani e, sakın yanlış anlamasın izleyenlerde ...düzgün durabilmek çok önemli. Yani işimle, yaptığım e, şarkılarla... ...ya da yaptığım konserle... ...giydiğim kıyafette özleşmeli. Hani Hı -hı. diyorlar ya hayır canım benim sesime gelsinler... ...kıyafetime gelme öyle bir şey yok. Bu Baştan aşağı bunlar var. hepsi bir bütündür. Öbür türlü radyo olur zaten sadece. Yani, yani, görsel olmasa sadece <laughs> radyo olur ve şey gelir. Peki bir şey çok merak ediyorum... Ee, bu koronavirüs sürecinde sanatın ne kadar e, ürettiği şimdi genelde şöyle bir şey vardır ya ya kendi derdine düşen insan üretemez. Evet. Çünkü sizin devam eden bir standartınız, bir alışkanlıklarınız vardı ve her şey bir anda durdu. Doğru. Kendi derdine düşünce de insan üretemez. Şimdi o yüzden pişmanlar nereden nasıl geldi? Yani e, onu bir konuşmak istiyorum. Çünkü İnsi herkes bir kendi derdine düştü. Evet doğru söylüyorsunuz. herkes nasıl olacak ne gidecek de önünü göremezken ben e, oturmaktan çok sıkıldım. Çünkü ben oturu yani gerçekten sevmiyorum. Çalışmaya alışmışım. Sabah programa gideyim, akşam konsere gideyim. Toplantım olsun. Bu hayata alıştığım için benim gibi insanlar. İnternet e, düşmanlığı yaptınız. Zoom'dan habere şarj ediyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> aynen öyle ve tüm ekip arkadaşlarımla birlikte ortak karar alarak Hı -hı. E, bu projeyi yapmak istedim. Hı -hı. E, çünkü ben o hayatı seviyorum. Yani en azından evde otururken kendi bir şeyler yapmam gerekiyordu ve yaptım. Ya Koronavirüs olmasaydı pişmanlar ülkesi mi olurdu başka bir şey mi olurdu aslında onu çok merak ediyorum. çünkü. <laughs> koronavirüs o karantina olmasaydı. Karantina biraz şey değil mi yani zorunlu hapse atılmak gibi bir şey aslında. Zorunlu hapis hayatı gibi de bir şey yaşıyorsunuz. Korktunuz mu hasta olmaktan? Yok hiç korkmadım. Ki ben şeker hastasıyım. Kronik rahatsızlığım var. Hadi, risk Ona rahatsız. risk, risk, bu... risk grubundayım ben. Risk grubundasın. Peki mesela şey yeni huylar geliştirdiniz mi? Elini 88 kere yıkayıp dezenfektanı yok, yok. kafandan boşaltmak. Ben hiç öyle şeyler yapmadım ama tabii ki de titizimdir. Ee, yine e, dezenfektanımla geziyorum ama e, o, o derece bir hastalık hastası olmadım. yani çünkü ço çoğumuzda bir hastalık, hastalık. olmadı. Mesela şöyle söyleyeyim, e, maske seçerken şey yaptınız mı? İşte aman şu maske şöyle şu renkli olsun bir menfa. Al. Gerçekten taktık. ben hiç öyle biri olmadım. Ben o kadar rahatım ki yani olursa da olur ne yapayım dedim artık. Yani kaderin kadere kadere. <laughs> ama ben e, yani tabii ki de çok titiz davrandım. Kimseyle görüşmedim bu süreçte. Hı -hı. Yani e, ben kendi ekibimle bile 80 gün sonra biz bir araya geldik. E, ama e, hiçbir şekilde öyle hastalık hastası yok. Şöyle olacak, böyle olacak gibi e, telaşlarım olmadı. E, mesela internet veya telefon bağımlısı mısınızdır? Evet. Değil mi? ...telefon bağımlısıyım. Yani çünkü mesela şimdi ben şimdi Instagram hesabınıza baktım... ...çok özeniyorsunuz o sayfaya öyle gözüküyor. Bir öyle... ekibim var onun için bir sosyal ha, medya tamam, ekibim tamam. var. Tamam tamam o zaman şimdi daha taşlarla oturuyor. Evet. Mesela şey kontrol ediyorsunuz değil mi? Her şeyi. Peki mesela e, ben şöyle bir şey düşündüm... ...hani bu kadar sizle ilgili o kadar çok... ...farklı haber olunca... Mesela ...Google adınızı yazma yazarken her yazılı, yazdığınızda... ...herhalde bir geriliyorsunuz değil mi? Sen de diyorsun? Sizin sinirlerim bozuluyor çünkü... E, hatta yalan söylemeyeyim. İki gün önce kendimi e, arattırdım. Evet fotoğraflarım var. Okey güzel. Abi ya neler yazıyorlar. Yani, yani biri 36 yaşında demiş, biri evli demiş, birisi başka bir şey yazmış. Yani e, gerçek olmayan her şey var benden Siz, alakalı. Sizden gayrı her şey var galiba. Yani hadi. ben haricinde <laughs> gerçekten bir tek fotoğraflarım orijinal. <laughs> ya, bir şeye rastladım. Bir yayında e, bizim... E, Nüfus kağıdınızı göstermek zorunda kalmışsınız evet. galiba değil mi? İnsan çok canını acıtmıyor mu bu? Yani e, ben dedim ki ya bir insanı bunu yapmak zorunda bırakmak ya biz ne kadar acımasızız. Biraz sosyal medya acımasızlığının da bir taraftan mağduru musunuz? E, şu, o konuyu şöyle açıklamak istiyorum. O çok derin bir yaradır bende. Hı -hı. Gerçekten yani manevi olarak. Sonuçta benim bir ailem var. E, ben babamı hiçe sayarak böyle bir açıklamada bulundum. E, ama neden bulundum? E, çünkü gerçekten bıkmıştım. Ya fark ettim ya onu. İsyan etmişim. Çünkü ben yazılı açıklama yapıyorum avukatım aracılığıyla. Açıklamayı koyuyorum yani yazılı, noter onaylı, e, resmi bir evrak koyuyorum oraya. Her şeyle apaçık bir açıklama. Avukatım açıklıyor. Bana mısın demiyorlar. Evet. Televizyona çıkıp ekstra bir konuşma yapıyorum. Yine bana mısın demiyorlar. Evet, Sürekli durduk yeter. yere yiyorum. Arkadaşım bir sebebi var. Buyur en son isyan etti ama yani. <laughs> O gideri yapmak zorunda bırakıldım. Ee, bir taraftan da iyi olmuş. Yoksa i̇yi sizin içinizde bir irin gibi Kesinlikle kalacaktı bu. Kesinlikle öyle olacak. En azından anlaşıldım. Sonunda bu şekilde oldu. Keşke bu şekilde olmasaydı ama Hı -hı. ben bu şekilde anlaşılabildim. Yani, bir tarafıyla şiddet mağdurusunuz evet. aslında. Yani bir sosyal psikolojik vizya, şiddet şiddet şiddetinin mağdurusunuz. Evet. O yüzden bu hep benim evet. şey. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi bütün bunlara rağmen gülmeyi seven bir taraf var. Evet. O onu nasıl koruyorsunuz yani? Ya şöyle... Şimdi o benim şey çok dikkatimi çeker. Bazen çünkü ...ya o kadar yorulur ve o kadar bıkar ki insan... ...aman be der... ...hayır siz böyle hoca yatmaz gibi... ...yani ne kadar canınız yanar seansını <laughs> dikiliyorsunuz ve gülüyorsunuz... E, o şöyle... E, ...kendimle baş başa kaldığım zaman... ...bunun e, travmasını yaşıyorum ama... He. ...ama e, bir ortama girdiğim zaman... ...ya da dostlarım işte arkadaşım eşim... ...dostum yanımda olduğu zaman... ...hiçbir zaman benim yıkıldığımı kimse göremez... ...gardı var üstümde... He. ...ama kendimle yani bak en yakınımla ailemi bile... ...bir kenara bırakıyorum... ...tek başıma sadece Gökçe ile ben... Baş başa kaldığımız zaman o gardı yıkıyorum tabii ki. Yani değil mi? Yoruluyorum. Aslında. Şu an mesela çok yorgunum. Ee, çok yorgunum. Bir şey söyleyeyim çok da haklısınız. Şundan yani çok haklısınız çünkü e, bize uzaktan e, ışıltılı bir dünyanın sesleri evet. çok güzel gelir ama evet. aslında orada. E, her insanın yaşadığı hayal kırıklığı evet. vardır, zorluk vardır Mutlaka. Vesaire. ama tabii günün sonunda bunu ben seçtim yani bu kaderi de ben kendim yarattım. O Peki. yüzden e, hatasıyla doğrusuyla sevabıyla benim kararım. Şarkılara baktığım zaman mesela orada ruh halinin yansımasını kaç şeyde görürüz? Mesela kalbime gömerim de kalbime gömmek için çok erken bir yer. O yüzden, <laughs> evet. O yüzden. Evet mesela, o çok erken. Yani nereden geldi onun hikayesi? Kalbime gömerim ya nasıl ben, geldi? E, çok küçüktüm yani ben o şarkının... E, 15 yaşındaydım. Bir yılbaşı gecesinde ben sözlerini yazıp bir gün sonra bestesini böyle e, ama ya bir, bir aşkla falan yaptı. Bir aşkla falan çıkmadı. Bu ama bu mesela bu çok yoğun travma yaşamış Birinin Açıkçası birinin... hani bana sonra 15 yaşında aşık mıydığını hatırlamıyorum bile. E, yani yani şimdi, <laughs> e, O yani, çat diye çıkmış kalbime gömerim. Yani o bir anda o çok spontane. Benim onun gibi bir sürü şarkım var. Altını da çizelim bunun. <laughs> yani beni bir şarkı var etmedi. Hayır bunu şunun için soruyorum. Ee, çünkü 15 yaş 16 yaş. Evet ergenlik dönemi. Evet yani şimdi şarkılar mesela Pişmanlar Ülkesi'nin bir hikayesi var ya. Ya diyorum ki hani. Bir de çok iddialı bir laf, kalbime gömerim abi, yani şey bitmiştir diye çok erken ya o yüzden. Yani sorayım. çok haklısınız ama inanın bu soruyu ben de soruyorum kendime. Şimdi düşünüyorum ama o dönem şey vardı. Ben şarkıcı olacağım psikolojisi vardı bende. Ben, de. ben bir şeyler yapacağım. Saç fırçalarıyla ile. Neler da... yapmadım ki? Ya, <laughs> neler yapmadım? O, o şey. Hani adam evet. olacak. Şey... gecelerin en vazgeçilmez ismi bendim yani. yani. Böyle bir şey söyleyeyim <laughs> mesela anaokulu öğretmenliği okurken şimdi. Mesela hani ses iyi olunca ninni bari ben okuyayım, duygusu gelir insanı Yapar mıydınız okulda da? <laughs> yani oluyordu. Yani ne arkadaşlarım oluyor? veya hocalarım bunu bana yaptırıyordu. Değil mi? Yani ama kaç yaşından beri, yani hedeflediği bir kariyere insanın varması güzel bir şey. ya. Ben hedeflediğim noktaya henüz gelemedim. Ama, ama bu çok işi güzel gidiyorum. Bu işi yapacağım dediniz ve yaptınız. Bu hani işi yapacağım dedim, yaptım. Türkiye'nin gündemine bir şekilde olsa oturacağım dedim, oturdum. Evet. <laughs> ee, ve şu an Gökçe Kırgız bence olması gerektiği yerde, bir tık altında sadece. Ama daha yaş Çünkü 29. daha zaten çok gencim Zaten 7. Evet. single'ımı yayınladım. Daha Hayır, yanın yani... başındayım, çok başındayım aslında. O yüzden o yüzden şimdi... sadece fazla medyada bulunduğum için acaba az mı kalıyorum? Yetersiz mi kalıyorum? durum oluyor bazen ekip arkadaşımla konuşuyoruz ama bence şu an yani normal baktığın zaman olması gerektiği noktadayım. Bir şey söyleyeceğim. Ee... Türkiye'de 29 yaşındaki diğer yaşıtlarınızla isterseniz arası evet. evet. e, mukayese Kesinlikle öyle. E, edin kendinizi. Evet. Bizde e, Semih çok futbolcu 24 yaşına kadar genç yetenek olarak şeyde kalmıştı. E, yedek kulübesinde kaldığı zaman vav wow, diyorduk. Evet. 29 yaş o anlamda çok iyi. Peki evet. e, dijital bize para kazandırıyor mu? Evet. Tamam. O zaman şimdi o gitarın sesiyle beraber e, kurultaya dönmemiz lazımmış. Sizin sesinizle beraber bizle der mi yavaşlayalım? Gitar oradan geliyor. E, Rejimiz de çekiyor. O öyle de veda ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki gelmişim gerçekten. Sağ olun.